Sağlık İl Müdürümüz böyle bir yola baş koyduysa yola açık olsun, güzel bir şey. Hani derler ya, bilenle bilmeyen bir olur mu? Okumayanla okuyan bir olur mu? Tabii ki okumuş, bilgili, profesör bir adamın böyle bir memlekete faydası olur. Kapı başkenti, Şanlıurfa, Peygamberler şehrine de böyle adamlar layık yani. Bu gibi insanlar çoğalırsa, inan ki Urfa çağ, çağlar çağ. Vallahi bilgili insanlara ihtiyacımız var, kafası çalışan insanlara ihtiyacımız var, akıllı insanlara ihtiyaç vardır. Ve buradan sağlık müdürlüğümüze yolu açık olsun, başarılar diliyoruz. İnsanların sağlığı açısından yardımcı olan, insanların sevgisini kazanan bir insana tabii ki her zaman ihtiyaç vardır. Bu insanlar kendi menfaatine değil, halkın menfaatine çalışan insanlar. Bu insanların zaten paraya pul ihtiyacı yok. Bu parayı pul ne yapacak? Makamı ne yapacak? Mekin ne yapacak? Bir de belgeli olmasa bir adam sağlık müdürü. Yani bir şeysi var, bir konumu var. Ha, bu adam ne yapıyor? Sahaya iniyor, diyor ki ben halkımın yanındayım. Halkıma ne kadar hizmet edersem sevmiş diyor bu adam. Hizmete de doymayan bu adam. Yani bu adama takdir etmek gerekiyor. Ben böyle görüyorum. O bir profesör. Sen burada benim yanımda bir profesör, sağlık il müdürümüz, tamam mı? Yani benim yanımda 100 tane, 1000 tane bilgisiz insandan iyidir. Çünkü biliyor, işi biliyor. Ya diyorum ya, bilene bilmeyen biri olmaz. İşi bilene vereceksin. Çünkü niye? Hani bizde derler ya, ekmeği ekmekçiye ver ama bir ekmek fazla ver. Ama işi bilene ver. Bu da okumuş, yazmış, profesör. Bir de şimdi Urfa'nın şeysini biliyor, konumunu biliyor bu adam. Urfa'da hizmet etmiş, Urfa'nın sağlığında yardımcı olmuş, Urfa halkını, Urfa'nın sorunlarını, Urfa'nın yarasını bilen bir adam. Böyle bir adam milletvekili olduğu zaman tabii ki hoşumuza gider. Ve biz bununla iftar ederiz.